misafirler, değerli meslektaşlarımız, gündemimize devam ediyoruz. Aramızda Kadın Mali Müşavirler Derneği Başkanı Gülizar Özev var. Hoş geldiniz başkan. Gündem maddesi doğrultusunda konuşma isteyenler sırasında önceki dönem dernek başkanımız Sayın İrfan Demirci var. Buyurun Sayın Demirci. Sayın Divan, değerli meslektaşlarım, hepinizi şahsım adına, derneğimiz adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Burada Bakırköy'de bulunan birçok arkadaşımız yok. Aslında biraz önce Serdar Başkan çok güzel anlattı. Bizim arkadaşlarla herhangi bir husumetimiz yok arkadaşlar. Onlar da bizim arkadaşımız, kardeşimiz, meslektaşımız. Bugün burada olmalarını çok isterdim ama gelmediler veya gelemediler. Yani gelemedileri biraz bold altını çizerek ve bold yapıyorum. Şimdi biz baştan beri şunu söylüyoruz. Bakırköy farklı bir konsept arkadaşlar. Yani Bakırköy insanları ikna edemezsiniz. Niye ikna edemezsiniz? Çünkü inanmışlar. İnanmışlar, ikna edemezsiniz. Şimdi biz baştan beri bu derneği hep meslek ve meslektaş için bir yerlere getirmeye çalıştık. Ve hep o mücadelenin peşinde koştum. İnanmadığımız bir şeyi yapmadık. Ama arkadaşlarımız bugün buraya gelmediler. Başkanın da söylediği gibi. Ne o da başkanımız geldi. Biz 3568 sayılı yasaya göre ruhsat almışız. Yani Mahmut Başkan bizim dostumuz. Masis Başkan bizim abimiz. Yıllarımız geçti. Biz iki dönem odada görev aldık. Dolayısıyla odada verdiğimiz bir görevin bir hatırı olur yani. İnsan buraya gelir, eleştirir bizi yani. Yerden yere vurur, hiç sorun yok. Yani ben eleştiriden kaçan bir insan değilim. Hata yapmışsak, eğer hatamız varsa hatamızı da telafi edebiliriz. Belki vardır, anlardık en azından. Ama dün mesela bizim Ömer Başkan'la konuştum. Dedi ki Hüseyin İpek gelir satsalarsa ona oy verelim dedi. O da gelmedi Allah'a şükür, Ömer Başkan oyu bize kaldı. Şimdi maalesef geldiğimiz bu noktada arkadaşlar, meslek mensuplarımız adeta öğretilmiş bir çaresizlik içerisinde. Yani meslek mensubu kafasını masadan ve bilgisayardan kaldıramıyor. Birebir yaşıyorum. En son bir angarya çıktı. Daha geçen gün Yalçın Hoca bana şeyi gönderdi işte, özel usulsüzlük cezası 2500 lira. Gerçek faydalanıcıya ilişkin bilgi formu. Şimdi arkadaşlar uzay çağında yaşıyoruz. Maliye Bakanlığı'nın elinde tüm elektronik imkanlar var. Her şeyimiz ortada. Bu telefonlarımız zaten hafiye. Nereye gidersek bizi takip ediyor. Ne konuşsak dinleniyor. Telefon içerisinde olan her şey gizli sır değil. Bir kere onu size söyleyeyim. Birebir yaşadığımız için biliyoruz. Şimdi ne yapmalı bunu? Yani bunu mali müşavirden istedi mi dostlar? Bunu ne yapmak lazım? Bizim bir birliğimiz var değil mi? En üst birliğimiz neresi burası? TÜRMOK. TÜRMOK'un ne yapması lazım? Bak bugün Mali Müşavirler Sendikası diye bir sendika var. Yani farklı farklı davalar açıyor. Yani ben bazılarına katılıyorum, bazılarına katılmıyorum ama gidiyor dava açıyor. Bunu kaldırmak için. Ankara Odası dava açıyor, TÜRMOK açmıyor. Niye açmıyor arkadaşlar? Hiç merak etmiyor musunuz? Yani ne bunun altında yatan şey ne? Yani meslektaşın için bir angarya bu. Yani bunu bizim ofise sordular bana nasıl yapacağız. Ben dedim ki hepsine yoktur yoktur deyin diye gönderir. Cezayemedim. Yani şimdi ben oturup mükellefin özel sırlarını mı araştıracağım? Yani ben hafiye miyim? Yani bir türlü bunu anlayamadım. Bakın arkadaşlar, bizim meslek mensubunun hukuki çerçevede hakkını koruyan ve ciddi mücadele veren bir TÜRMOK istiyoruz biz. Tribünler oynayan TÜRMOK değil. Ne yapmalıyız peki? Çözüm ne? Çok net. Mesleğimizin çıkarlarını temelinde mesleki bağımsızlığı sağlamalıyız. Eğer mesleği bağımsızlığı sağlayamazsak biz hiçbir şey yapamayız arkadaşlar. İki, mesleğimizi uluslararası standartlara kavuşturmalıyız. Böyle şey değil, tribünlere bakarak değil, gerçek standartlara kavuşturmalıyız. Üç, özellikle burayı altını çizerek söylüyorum, meslek örgütünü ticaret tanıdığını çıkartıp meslek mensubunu da müşteri gibi görmeyen bir anlayışa sahip çıkmamız lazım. Ben çok detaylara girmek istemiyorum burada. Bir de dördüncü de meslek mensubunu kucaklayan daha mücadeleci bir yönetim şekli yaratmamız lazım. Bu nasıl olacak? Gerekirse Maliye Bakanlığı koridorlarını aşınmayacaksınız.
Ben yazıyorum, dilekçe veriyorum da olmaz bu işler arkadaş. Yani bunu böyle başarma şansınız yok. Gideceksiniz, mücadele edeceksiniz. Bir kovacaklar sizi, iki kovacaklar sizi, üçüncü kesecek. Tamam şunu yapalım da kurtaralım bunları da diyecekler. Israr edeceksiniz. Biz öyle yöneticiler istiyoruz arkadaşlar. Onun için kimse Bakırköy'e gelemiyor. Biz Bakırköy'de bunları ne temiz bir şekilde ortaya koyuyoruz. Diyoruz ki yanlış yaparsanız yanınızda değiliz. Biz meslek mensubu için bir tuğla okarın yanındayız. Eğer meslek mensubu için sadece orada yönetimde olayım amacıyla yol yürüyorsanız biz yokuz. O arkadaşlarımız nasıl gelmese, burada yıllarını vermiş Hüseyin İpek, Ali Çelik, bu arkadaşlarımız bizim canımız yerimiz, bizim onların hiçbir husumetimiz yok. Otururuz, muhabbet ederiz, yemek yeriz ama birileri telkin ediyor, gelemiyorlar. Bak bir tek Emin gelmiş, helal olsun Emin'si. Tebrik ediyorum herkes önünde. Başkan ben de varım. Öyle mi? Evet. Ha, tamam, Ömer Faruk Dursun da varmış. Yani, o da, ne bileyim, bize oy vereceğini söyledi de, Ümmü Arap'la belki oradan karıştırdım. Şimdi arkadaşlar, iki tane farklı düşünceye sahip dernek var. Birisi Bakırköy, birisi Gazi Osmanbaşı. Şişli'de vardı, orayı da ekle etmişler. Yani teknikleri çok yüksek tabii. Bir de bakın, çok ince kesim yapıyorsunuz arkadaşlar. Yani biz bunu yemiyoruz. Sayın Başkan, bak direkt söylüyorum, eleştiri insanın yüzüne karşı söylenir. Şimdi Gazi Osmanbaşı ile Bakırköy muhalif. Yani muhalif derken, işte o gelmeyen üstadlara karşı muhalif. İkisi de aynı güne koyulur mu ya? Bunu alfabetik sıraya göre yapsın, oraya gelmiyor. Ben hesapladım. Yani B'yle G'yi nasıl karşılaştırdınız ben onu anlayamadım. Ben yani de. Mesela Zeytinburnu bize başka. Yakın. Mesela Zeytinburnu ile aynı gün niye olmuyor da Gazi Osmanbaşı bizden daha uzak, o bizde aynı gün oluyor. Hayır, ben fark edecekti, onu anlayamadım ben şimdi. Yani şimdi mesela diyelim ki oradaki olsa. Arkadaşlar burada olabilirdi. Biz de orada olabilirdik. En azından biz birbirimizi başkan. Destekleyebilirdik. Dün sabah saat 11'de Beyoğlu'nun genel kurulu vardı. Saat 3'teki Şişli genel kurulu Beyoğlu katıldı. Ben size düşüncelerimi anlatıyorum. Bakın ben size düşüncelerimi anlatıyorum. Elbette ki yani, farklı düşüneceğiz. Hani burada hiçbir sorun yok. Hatta ben Gazi Osmanpaşa'daki arkadaşlar buyurun beraber gidelim. Hayır bakın şimdi ama bu iş bak dernekçilik zor zaman. Sabahtan beri üye formlarımızı, şunları bunları yapmak için arkadaşlar çalışıyoruz. Abi biz de Gazi Osmanpaşa'ya gitmek istedi Kenan Bilal'in gidemedi. Burayı çünkü burası biraz rutubetli. Sabah 6-7 kişilik ekip soktuk. Burayı temizlettirdik. Yani burası çok pisti. Yani ben burada İYAD Başkanı'yla da konuştum. Bakım olmuyor işte. Sonuçta dernekçilik zor bir zanaat. Hep eliniz cebinizde duracak ve takip edeceksiniz. Şimdi elbette ki farklı düşüneceğiz. Bunlar çok doğal şeyler. Ben şunu söylüyorum. Mesela çok severim. Kemenciyle gitarı, sazı, klarneti, tulumu, darbukayı birleştireceğiz. Ama yönetimde olanlar ve yönetime girenler nota bilecek arkadaşlar. Nota. Eğer nota bilmesin. Eğer nota bilmezseniz samimi ve demokratik olamazsınız. Bizim anlattırmak istediğimiz zaten bu. Liyakatlı olanlar gelecek, bilgili olanlar gelecek, onun adamı veya bunun adamı bir yerlere gelmeyecek arkadaşlar. Biz buna karşıyız. Baştan beri de karşıyız. Bak orada bizim Cihan Başkan var. Biz onunla bir dönem başkanlık da yaptık. O da bunu birebir yaşadı. Biz İnanmışlarla yol yürürüz, ikna edilmişler dediği ve bizi kimse ikna edemez arkadaşlar. Bizim burada ömrümüz yettiğince buradayız. İsteyen gelsin, boyun ölçüsünü alsın gitsin. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.